Değerli arkadaşlar, bugünlük Ukrayna haberlerinde bir durgunluk var. Gerçi işte Kırım'a dönük bir saldırı yaşandı. Şu oldu bu oldu. Benim gördüğüm kadarıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nde temaslarını tamamlayıp oradan Hong Kong'a geçen, oradan da ülkesine dönmekte olan Dimitro Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın Çinlilerle yaptığı görüşmelerin devamında Pekin Moskova hattında bir görüşmeler zinciri olabilir. O yüzden bir günlüğüne Ukrayna haberlerini şöyle bir kenara koyduk. Çok ender yaptığım bir şey biliyorsunuz. Fakat esas olarak başka ilginç bir öyküyü sizlere aktarmak istiyorum. Yine küresel güçler arasında çok ciddi bir çekişme Alaska'da yaşandı. Alaska biliyorsunuz Çarlık Rusyası'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne Dolar nakit para karşılığında sattığı bir coğrafya. Herhalde Ruslar o dönemde Sibirya zaten dev gibi bir bölge, buz içinde falan. Bering Boğazı'nın öbür tarafında da Alaska. Ya ben, biz bununla mı uğraşacağız bir de deyip parayı tercih etmişler. Sonra Sovyetler Birliği döneminde çok kötü kafalarını böyle taşlara vurdular. Yani o yüzden enteresandır. Alaska'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya en yakın noktası zaten. Arada bir Bering Boğazı var. Şimdi Kuzey Pasifik diye adlandırdığımız o bölge çok hareketli. Çok ama. Bunun iki nedeni var. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya, Güney Kore ve Filipinler ve Avustralya'yı bölge ülkelerini kullanarak Çin'e karşı geliştirdikleri Geliştirdiği e, kuşatma ittifakı var. Bir de hep gözden kaçan bir nokta. Biraz sonra detayı anlatacağım. Kuzey Kutup Dairesindeki askeri ve siyasi çekişme var. Bunu anlatacağım. Ama önce olayı anlatayım. Böyle gitti geldi hikaye. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada savaş uçakları Alaska Hava Sahası yakınında birlikte devriye uçuşu yapan iki Rus, iki Çin savaş uçağını göğüslediler. Göğüslediler. Şimdi bu göğüsleme ne Amerika'nın ne Kanada'nın ulusal hava sahasında gerçekleşmedi. Uluslararası hava sahasında gerçekleşti. Ya? Ama şöyle bir durum var o bölgede. Yani Alaska, Bering Boğazı ve Rusya hattında Kanada ve e, Amerika Birleşik Devletleri bir defa ortak bir komutanlıkla hava sahalarını o bölgede savunuyorlar. Yani e, Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı NORAD diye adlandırılıyor. Hem Kanada hem Amerika birlikteler. İki Alaska hattında ve Kuzey Pasifik'te kendi ulusal yasal Hava sahalarının dışında notamladıkları bir e, hava savunma kayıt alanı var. Bu neye benziyor biliyor musunuz? şey tabii bu işin güvenlikle Öbürü yani denizde mesela sizin karasularınız bitiyor ama siz onun devamında bir, bir, bir tartışıyoruz Akdeniz'de de olduğu gibi. Ekon, münhasır ekonomik bölge ilan ediyorsunuz mesela. Orası uluslararası sular ama siz diyorsunuz ki burası benim münhasır ekonomik bölgem. Niye? Çünkü bana bu kadar yakın fa. Bunlar da güvenlikli buffer zone dediğimiz hani bö tampon bölge niteliğinde hava sahası ilan etmişler. Nota Kim girerse, oraya kim girerse, hangi uçak girerse girsin bir kimlik bildirmek zorunda, iki izin alarak geçmek zorunda. Çok da enteresan. İşte olay orada oluyor. Olay orada oluyor. Ee, Norad 2 Rus TU95 ve 2 Çin H6 askeri uçağının Alaska hava savunma kayıt alanı içindeki seyrini tespit etti, takip etti ve engelledi. Engelleme harekatını Amerikan ve Kanada hava kuvvetleri birlikte gerçekleştirdi diye açıklama yapmış. Söz konusu Rus ve Çin askeri uçakları Kanada ve Amerikan hava sahasına dönük atak yapmadıkları için resmi bir güvenlik riski olarak değerlendirilmedi. Sadece ulusal güvenlik kayıt alanından uzaklaşmaları istendi diyor. Ama bu arada Baya bir karşılaşma var yani. Dört oradan en az 8 buradan. Böyle bir Amerikan Kanada, Rus, Çin, Pasifik'in kuzeyinde Alaska'ya yakın bir noktada fena buluşmuşlar. Ve biraz da kovalamaca yaşanmış. Rusya uzun süredir Kuzey Pasifik'te arkadaşlar gücünü çok arttırıyor Japonya'ya karşı özellikle. Bir de şimdi anlatmam daha doğru olur. Kuzey kutbunda buzullar eriyor. Biz insanlar ya eyvah buzullar eriyor falan diyoruz. Devletler hiç öyle bir şey düşünmüyor. Diyor ki vay canına buzullar eriyor. Burada yeni bir ticaret yolu açabilirim. Buzullar eridiği için Kuzey Kutbu'nun zengin maden yataklarından faydalanabilirim. Adamların düşüncesi bu. Biz ise buzullar eriyor. Sonum ne olacak diyoruz. Çin ile Rusya resmen o bölgede ortak. Çin-Rus ittifakının ana zemini esasında Kuzey Kutbu. Düşünsenize yüzlerce yüzlerce Sovyetler Birliği'nden kalma askeri üssü Rusya ve Çin yeniden yapılandırdılar. Böyle bir askeri yapılanma var orada. Çin ayrıca yürütmekte oldukları ortak operasyonların parasını da ödediği için Rusya'ya e, o bölgedeki maden yataklarından yararlanma imtiyazları elde etti. Böyle bir alışveriş var Kuzey Kutbu'nda ve bunun sonucunda da Rusya ve Çin düzenli olarak birlikte e, devriye yapıyorlar ve çok sayıda tatbikat gerçekleştiriyorlar. O yüzden Pentagon 3 gün önce, dün değil önceki gün, e, Rusya e, şeyinden e, bu raporlardan birinde e, Kuzey Kutbu'nda artan Rus-Çin işbirliği, Bölgedeki istikrarı bozacaktır diye bir savunma yaptılar. Ve e, bu bölgenin her an ateş topuna dönebileceğini savunan bir rapor yayınladılar. Pentagon tarafından. Arkadaş Kuzey Kutbu'nun o bölgesinde senin bir hakkın yok ki. Anlatamıyoruz. Yani Finlandiya ve İsveç'i de arkadaşlar şimdi bunu not alın. Finlandiya ve İsveç'i de NATO'ya bu yüzden aldılar. Açık ve net söylüyorum. Ukrayna için falan değil. Ukrayna'da Rus'un ne şeyi olacak? Bu Finlandiya'ya veya İsveç'e. Tamamen Kuzey Kutbu askeri ve siyasi mücadelesi için Finlandiya ve İsveç'i buraya aldılar. Kuzey Pasifik takip noktamız. Kuzey Kutbu ile ilgili gelen bilgileri dönemsel olarak sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalın.